Dostlarım merhabalar. Bu videomda sizlere namazlarda özellikle bu tahiyyat ve salli barik duaların okunmasıyla ilgili gelen sorulara yanıt vermeye çalışacağım. Malumunuz biz namazlarda kaadede oturduğumuz zaman genelde tahiyyat ve salli barik dualarını okuruz. Kimileri de derler ki efendim bu duaları okumak işte namazın içerisine Hazreti Peygamber ve ailesi karıştırıldığı için şirk olur, olmaz. Dolayısıyla da bunlar doğru değildir. Kimileri de derler ki efendim bu tahiyyatı Hazreti Peygamber Miraç'a çıktığı zaman Allah'la karşılıklı konuşmasıdır. Oradan intikal eden bir duadır. Dolayısıyla da okunur. Ve genel yorum olarak da veya uygulama olarak da tahiyyat okuna gelmiştir bugüne kadar. Bir kere şunu belirteyim. Beni takip eden dostlarım bilirler. Belki ileride bununla ilgili de videolar çekeceğim ama zaten internetlerde de vardır. Miraç denen hadiseyi biz İsra ile karıştırıyoruz. İsra ayrı olaydır, Miraç ayrı olaydır. İsra ayette sabittir, Miraç ise tamamen hikayeden ibarettir. Dolayısıyla da olmayan bir şeyi getirmişiz, İslam'ın içerisine boca etmişiz. Bu bağlamda Hazreti Peygamber'in Allah'la konuşması, görüşmesi mümkün değil. Miraç'a çıkması ile ilgili iddiaların da tamamı boştur. Dolayısıyla da Hazreti Peygamber'in Miraç'a çıktığı zaman tahiyyatı aldığına dair iddia hiçbir inandırıcılığı yoktur. Bir kere bunun altını net olarak çizeyim. Merak edenler kitaplarıma bakarlar, referanslarıyla birlikte görürler. Dolayısıyla da olmayan Miraç'ta Allah'la peygamberin böyle selam sabahlı konuşması da mümkün değildir. Bu zaten vahye inanan bir insan için bunlar ciddi problemli yorumlardır. Peki o zaman tahiyyat nedir? Tahiyyat benim tespitlerime göre ki bu konuya özel çaba sarf etmiş birisi olarak benim tespitlerime göre tahiyyatı büyük oranda Hazreti Ömer hutbelerde Hazreti Peygamber'e özgü dua olarak okuyor. Yani Hazreti Ömer'in okuduğu duadır. Bunun birçok varyantı, birçok farklı versiyonu vardır. Aynı şekilde salli barik duaları da. Bunlar Ömer döneminden itibaren kaadede Hazreti Peygamber'e ve onun ailesine dua şeklinde okuna gelmiştir. Dolayısıyla da bu Hazreti Peygamber'in hayatında yoktur. Yani bir de şöyle düşünün. Peygamber yani namazında niçin kendi ailesini de katacak ve bu şekilde dua edecek? Hani namaz işte sadece Allah'a ibadetti. Dolayısıyla da Peygamberimizin kendi ailesini bu namazların içerisine katması da daha sonraki ortaya çıkan bir yorumdur. Sonuç itibariyle hocam okunur mu? Bana göre çok da bir şey değil. Okunabilir de yani sevgili peygamberimize salat selam getirmek kötü bir şey değil. Ama ben sorarsanız daha çok dua ayetlerini okumanızı tercih ederim. Şahsen ben de genelde dua ayeti okurum. Mesela Bakara suresinin son ayeti son derecede güzel bir duadır aynı zamanda. Bu bağlamda benim namaz kitabında bir takım dua ayetlerine atıfta bulunmuştum. Orada da görürsünüz. Kaadede de hatta secde de hatta rükuda da dua ayeti okuyabilirsiniz. İlla Subhane Rabbiyel Azim demeniz gerekmiyor. İlla Subhane Rabbiyel Ala demeniz gerekmiyor. İlla tahiyyatı okuyacaksınız diye bir kaide yoktur. İlla salli bariki okuyacaksınız diye bir kaide yoktur. Ama bir taraftan da şuna da karşıyım. Efendim bunu okursan şirk olur. Yani siz de hangi gayeyle okuduğunuz ortada. Peygamber'e salat selam olsun diye okuyorsunuz. Ama bu dediğimiz gibi Hazreti Ömer döneminde hutbelerde okunan bir dua, birçok versiyonu vardır. Bizim en çok yaygın olan kullandığımız versiyon fix menü gibi gelmiş resmi uygulama şekline dönüşmüştür. Hocam eski köye yeni adet mi getiriyorsun? Yok, öyle de bir derdim yok. Ama eğer işin doğrusunu öğrenmek durumundaysak, öğrenmek zorundaysak, yani namaz dua ise ve Allah'a ibadet ise, Allah'a kulluk bilinci ise, Allah'a kulluk bilincini öne çıkaran, tevhidi öne çıkaran, bireyin sorumluluklarını öne çıkaran, mesela lime tekulune ma la tef'alun ayetini içselleştiren birisi bunu okursa herhalde biraz daha fiillerine dikkat eder. Ne bileyim ahiret, cennet, cehennem gibi bireysel sorumlulukları veya yargılamayı hatırlatan ayetleri okumak çok çok daha makbuldur. Mesela bu bağlamda işte
Tebbet ya da Ebi Lehebi ve Tebbe ma agna. Ebu Leheb'in elleri kolları kurusun. Ondan sonra bitiriyorsunuz. Allahu Ekber rüküye gidene kadar bence dua ayetleri okumak çok daha makbul olur diye düşünüyorum. En azından ben öyle yapıyorum. Biz de hani bunlar okunmaz diye bir şey söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama bizde böyle kısa sureler sanki namaz suresiymiş gibi algılanmıştır. Böyle de bir şey yoktur. Herhangi bir ayet okumanız da yeterli. Herhangi bir pasajı da okumanız yeterli. Ama mesela Vel Asr'ı okuyun. Çok anlamı derin olan bir suredir. Kısa bir suredir. Hatta işte beni kocalttı demiştir. Gerçi bu sure içinde söylenir. Başka sureler içinde söylenir. Resulullah'a atfen böyle bir söz ifade edilir. Hazreti Ömer de benzer şeyi söylemiştir. Dolayısıyla da böyle kolay anlaşılabilir ve dua formundaki ayetlerin okunması benim tercihim. İlkokul çocuklarına biz şimdi Fil suresini ezberletiyoruz. Benim kızım da ezberlemişti. Çocuk soruyor bana Fil suresinde ne anlatılıyor diye. Şimdi o fil olayını nasıl anlatacaksınız çocuğa? Muhtevası çok farklı. Hatta yetişkinler hatta hacı hocası bile anlamakta zorlanıyor. Bana göre yanlış yorumlanıyor bu sure. Fil olayını size anlattım. Şimdi getiriyorsunuz siz bunu namazın içerisine sokuyorsunuz. Oysa namaz dua ise Allah'a ibadet ise kulluk bilinci ise kulluk bilincini peygambere ittibayı Allah'a sevgiyi, muhabbeti ve Allah'a saygıyı ifade eden, bu bağlamda işte tevhidi öne çıkaran, bireyin sorumluluklarını ön plana çıkaran ayetleri okumak, cennet, cehennem, hesap gününü hatırlatan ayetleri okumak, sorumluluğu, güzel ahlakı öne çıkaran ayetleri okumak, adaleti öne çıkaran ayetleri okumak. Mesela ya eyyühellezine amenu, aminu diyor. Yani enteresan değil mi? Ey iman edenler adil olun diyor. Veya işte haksız yere tanıklık yapmayın diyor. Böyle çok daha güzel bireysel sorumlulukları ön plana çıkaran ayetler var. Bunlardan kısa ayetleri tercih edip okumak bence daha doğrudur. Ama tahiyatta da dediğimiz gibi bu tahiyatta özellikle kadede tahiyat okunur diye mutlak bir bağlayıcılık yoktur. Başka ayetleri de okuyabilirsiniz. Dolayısıyla da ben daha çok dua ayetlerini tercih etmenizi de öneririm. Teşekkür ediyorum.